Özellikle bu yeşil bina sertifikalı sistemlerle birlikte yapılarda enerji tasarrufu odaklı ve hatta çevresel etkisi düşürülmüş binalar ortaya koyma odaklı tasarım çalışmaları var. Ama bu bir taraftan da konfor dediğimiz ya da kullanıcının memnuniyeti dediğimiz olgunun biraz devre dışı bırakılması neden oluyor. Çünkü kullanıcının tahmin edilemeyen, öngörülemeyen istek talepleri, bu önceden düzenlenmiş senaryolar, özellikle akıllı bina teknolojilerine uyarlanan senaryoların belirlenmesini zorlaştırıyor. Bu da nasıl bir kullanıcı nasıl güdümlüyor? Sonuçta kendilerinin düzenleyemediği, kendilerinin etkin olamadığı, söz sahibi olamadığı mekanlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve bu da kullanıcının söz sahibi olmadığı mekanlarda ne gibi işte sıcaklığını ayarlayamadığı, penceresini açıp kapatamadığı ya da ışığını düzenleyemediği ortamlarda verimliliğin düşmesine neden oluyor. Ve belki de beklenen oranda da enerji tüketiminin düşürülmesi yerine aslında daha da fazla tüketilmesine neden oluyor. Yani hem kullanıcı istediği kadar verimli ve üretken olamıyor, hem de bina istenilen ya da beklenilen kadar enerji etkin olamıyor. Dolayısıyla bunun yakın gelecekteki binalar üzerinde tasarım açısından bakıldığında bu sorunu giderecek optimizasyonlara yönelilmesi lazım. Yani konfordan ödün vermeden adapte olabilen, ortam uyum sağlayabilen mekanlar tasarlamamız gerekiyor.